Herkese mutlu haftalar sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, haftanın ilk işlem gününde yine birlikteyiz. Geçen hafta da konuşmuştuk. Bugün kamuda tasarruf açıklanacaktı. Neler açıklandı? Onlara bakacağız. Gerçekten beklentileri karşıladı mı? Neler oldu? Hepsini değerlendireceğiz. Bayram Bey'le karşımızda. Merhaba Bayram Bey, hoş geldiniz. Merhaba Ebru Hanım, hoş bulduk. Evet, kamu tasarruf alanları açıklandı. Mehmet Şimşek 8 öncelikli alan var dedi. Bunları da sıraladı. İşte taşıtlar, binalar, kamu istihdamı, idari yapılanmada etkinlikler, enerji ve atık yönetimi ve diğer cari harcamalar falan dedi. Böyle aklımızda aslında çok da ne kaldı? Kamuda herhalde çifte maaşlar artık son verilecek gibi bir şey kaldı. Artık eşantiyon dağıtılmayacakmış. Artık memurlar servis kullanmayacaklar gibi tasarruf tedbirleri var. Genel olarak böyle baktığımızda beklentileri karşıladı mu? Ne dersiniz bu açıklanan kamu tasarrufu? Şimdi Ebru Hanım, deyim yerinde ise dağlara doğrultu, beklentimiz doğrultusunda gerçekleşti. Şimdi bakın, işin özetini, eğer siz kendinizden tasarruf yapmıyorsanız, yani saraydan tasarruf yapmıyorsanız, kimse bu tasarrufa uymaz. Şimdi kamuoyunda tartışılan neydi? Personel maaşlarıydı. Çifte beşer onarlı maaşlar vardı ya, onlar tartışılıyordu. Dedi buraya dedi üst sınır geçersin. Üst sınır ya. Devletin bir zaten personel yapılanması var. Orada maaşlar belli. Hangi üst sınır geçen getireceğiz. Kime getireceğiz? Neye getireceğiz? Kime göre getireceğiz? Belli değil. İki, kamuoyunda en çok görülen neydi? Araçlar, çakarlar aşağı. Her taraf sokaklar dolu değil mi? Bir sürü markalar yabancı da. Dedi 3 yıl boyunca almayacağız. Zorunlu haller hariç. Şimdi, zorunlu haller veya izne tabi dediğin zaman zaten Neye onu göre? sulandırıyorsun. Bitti. Kimse uymaz. Benim zorunlu halim var ya. Bitti. Benim üstüm imzaladı. Şimdi burada sen en tepede kendini disipline etmiyorsan aşağıdaki disipline kimse uymaz. Sen sarayda hiç tasarımın var mı? 13-14'ten uçaktan bahsediliyor. Binlerce araçtan bahsediyor. Yüzlerce, onlarca en lüks araçlardan bahsediyor. Sen burada tasarımın var mı? Kimden, niye uyuyacak o zaman? Kimse uyumayacak. Somut bir örnek vereyim. Yatırımlarda da yine aynı. İşte Türkiye'nin başının belası dört tane önemli havalimanı var. Başının belası. Önemli dediğim önemsiz aslında. Önemi şundan dolayı masraf gider. Uşak'taki Zafer Zafer Havalimanı. Havalimanı. Balıkesir Havalimanı. Gökçeada Havalimanı. Böyle dört tane havalimanı var. Bunların 250 olan personelleri 320'ye çıkartıyor. Niye? Hiç kimse uçmuyor. Uçmayınca ödüllendiriliyor, personel artırılıyor. Boşluğa hizmet verecekler. Ve giderleri 8,5 milyar TL. Bunu kabullaştığınız zaman satın al bitsin. Yap işletmen de satın al bitsin. Veremez. Vermez. Çünkü milyonlarca euroluk ödemeleri var adamlara. Onlar para kazanması lazım. E sen bunlardan tasarruf etme. Ben senin tasarrufa neye inanacağım? Neden yapıyor? Ben size söyleyeyim. Şurada baktığınız zaman yatırımlardan %15 diyor. 1 trilyon 69 milyar. Oradan yaklaşık 150 civarında 150 de olmaz o da 100 civarında olacaktır. Bir tasarruf var. Olacağı varsayılıyor. Olacak deniyor. Yaptık demiyor. Kestik demiyor. Kimse. Bir de mal ve hizmet alımlarından %10 diyor. 670 milyardı. Orada da %10 desen yapsan 67 milyardı. Toplam, toplasın, çarptın, böldün. 200 milyarı bulmuyor. Senin toplam giderin ne kadar? 11 trilyon. Küsuratını attım. Zaten küsurat kadar ancak tasarruf edebiliyorsun. 11 trilyon açın devam et. O zaman nasıl sen tasarruf edip de enflasyon düşeceksin? Enflasyon düşmeyecek. Özeti bu. Hayat pahalılığı bitmeyecek. TÜİK aşağı doğru rakamları açıklayacak ama gerçekten hayat pahalılığı patlamış gidiyor hocam. Evet. Ve gerçekten yaz ortasında bir ekonomik kış yaşayacağız. Yaz ortasında ekonomik kış yaşayacağız. Ben Türkiye'nin rakamları ilgilenen ben yaşadığım fakirliği bilirim. Ben yaşadığım cebimden çıkan parayı bilirim. Bitti. Şimdi baktım çarptım tek tek 5-6 maddede sıraladım. Yeni araç alımı 3 yıl durduruldu. Mevcutlara dokunmadım. İzin dışında izinli bak bu izin kelimesi var ya sihirli kelime o. İzin dışında yabancı alım araç alımı süresiz durduruldu. İzin verdi mi bitti. Zaten her şey izin tabi ya. Herkes kafasına gelmiyor ki. Birileri imzalıyor.
İhtiyaç bazlı olan tüm araçların satışı başlatıldı. Hangisi? En düşük, yani fiyatı 300-500 bin lira olan araçta satacak. Yukarıdaki de satamaz çünkü onlar ağların ya. Hani bir beyefendi vardı. 6-7 tane makam aracı var. Her birisi 15-16 milyon TL. Ama yenisini almak istiyordu. Düşün. İzni kim verecek ona? Ben aldım diyor ya. İzni kurum başı benim. İzin benim diyor. Sen kimsin ya? Kim parası alıyorsun? Toplu taşıma olan yerlerde kamuda personel özel servisi sonlandıracak. Ya kardeşim, o zaman diğer araçları, lüks araçları sat. Kamunun personel aracını bari şey yap, devam ettir. Aynen. Adam bir gelecek işe ya. Yani inanamıyorum. Personelden en az gelir grubunda, en az devlet yükü olan gruptan tasarruf ediyorsun ama en üstten etmem diyorsun ya. Hani itibarda tasarruf olmaz, tam itibarda tasarruf olmaz açıklaması olmuş. Ya böyle bir şey, saçmalık olabilir mi? Evet. Bakıyorsun, yeni bina alımı ve yapımı 3 sene durduruldu. Ya İstanbul'da finans belgesi diye ucube bir yer yapıldı. İçine girdiler, nefes alamıyorsun binalarda, iç içe. O binaların sabahlara kadar ışıkları yanıyor. Bu binada ihtiyacın var mıydı bir? Bu binaların ışıkları sabahlara kadar niye yanıyor ki? Efendim niye bir sokaklarda led lamba geçecekmiş? Ben en büyük korkum var birisi o. Yani tasarruf edeceğinden daha fazla o led lambalara para vereceksin şimdi. Ya bırak her şeyi durdurdun desene bir iki senede enflasyon kendi kendine düşsün. Bir iki sene durdurdun de yok led lambaya geçeceğim diyor. Onun parası kim ödeyecek? Nereden gidecek led lambanın parası? Tasarruf ettiğin paradan fazlasını ödeyeceksin. Çünkü caddeler, sokaklar led lambaya geçeceğim diyorsun. Ha bunun mantığı var mı? İşte sosyal tesis yapımı, alınma, kiralaması süreci olarak durduruldu. Var mı lan ne olacak? Orada laf yok. Ya emekli olanlar kadar yeni personel alacak. Ya zaten dünya kadar fazla personelim var. Desene şunu bana. Güvenlik yani emniyet ve asker dışında, sağlık ve eğitim dışındaki bütün personel alımlarını durdurdum diyemiyor. Ne ihtiyacın var senin? Gidin bakanlıklara, bakın sırf bakanlıklara, taşla teşkilat almaz mı? Gidin bakanlıklara. Akşama kadar insanlar birbirine bakıyor. Ben defalarca gittim. Yani birkaç kurum hariç işte Merkez Bankası'ydı, MPS'e kuruldu ve onlar hariç konuşuyor. Bakın bakanlıklara gidin ya. Bulamıyorsun. Çaycı bile yerinde bulamazsın. Herkes torpili gelmiş çünkü. Anlatabiliyor muyum? Sen orada tasarruf etmiyorsun diyorsun ki öbür taraftan böyle yapacağım ya. Hatta yaygın değil. O zaman değil. Bak yine söylüyorum. Sağlık, eğitim ve güvenlik dışındaki herkesi keseceksin abi. Çıkanı yerine, emekli olan yerine almıyorum diyeceksin. Ve diyebiliyorsun diyemiyorsun. Niye? İtibardan tasarruf olmaz. Ya hizmette bir aksam olursa. İşte ne demiş en çok konuştuğumuz yönetim kurulu üyelerinin maaşlarının üst sınırı gelecek. Ya bir adam 6 yerden 7 yerden niye bekliyor? Niye yönetim kurulu üyesi gösteriyorsunuz ki? Bir tane sen gösterin. Özel sektörde var mı böyle bir şey? Yok. Evet. Dolayısıyla bu iş geçmiş olsun. Bu işte enflasyon falan düşmez. Çok net söylüyorum. Bunlarla falan enflasyon düşmez. Maalesef yaz ortasında büyük bir kış yaşayacağız. Ekonomik kış yaşayacağız. Evet. Keşke memurların işe gideceği servisleri düşünene kadar kamu özel işbirliği harcamalarıyla alakalı birkaç cümle kurulmuş olsaydı herhalde bizi daha fazla inandırırlardı diye düşünüyorum. Şuraya gelmek istiyorum. Hayat pahalılığı sorun olmaktan çıkacak dedi Mehmet Şimşek. Ama ben baştan sona dinledim. Hayat pahalılığı nasıl sorun olmaktan çıkacağı bir cümle kurmadı. Sadece bu kadar bir cümle kurdu. Bunu nasıl hayatımızdan çıkaracaklarına dair siz bir emare bulabildiniz mi? Vallahi şimdi benim orada gördüğüm hiçbir emare yok. Şu an bunların nasıl uygulanacağı ilişkin emare yok. Son derece sulandırılmış. İzne tabi. Bütün bunlar izne tabi. Dediğim gibi bitti. Burada kafadan gitti zaten. Yapacağım bütün iş gitti. Yarısını sil. Yapacağım tasarımın yarısını sil. Ben kamuda görev yaptım. Bu yanlış. İzne tabi dedim babası buldun abi. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla insanların hayat pahalı sorunu erdirecek hiçbir şey yok şu an dedi. Bak hep de cakla cakla gidiyor. Yani yaptık, ettik, kestik yok. Cakla gidiyor hep. Sonra cakla yapılacak, edilecek vesaire. Gaybet geleceği kimse bilemez. Bu niyet be ya. Geçtim uygulamaya. Bana onu söyledi. Seçtim. Dedim mi ben 2000 tane aracı sattım, lüks aracı. Böyle 10 milyon değerindeki 2000 tane aracı sattım. Sırf o 2000 araçtan 10 milyar lira
veya 2 milyarda tasarruf ettim diyebiliyor musun bana? Diyemiyorsun. O zaman benim için bir anlamı yok. Yap göreyim. Evet. Yap görelim. Yani bakın, sonuç olarak bir, öyle diyebiliriz. Orada bir nokta daha var Ebru Hanım. Bir nokta daha var. Çok önemli bir nokta. Hani Sayıştay'la saray arasında kavga vardı, hatırlıyor musunuz? Denetleme kavgası. Ne der? İşte denetlemeyi yeniden etkin hale getireceğiz. Demek ki denetlemiyor mu? Denetleme yokmuş zaten. Bizim söylediklerimiz doğruymuş. Zaten denetleme yokmuş. Denetlemenin olmadığı yerde disiplin olur mu? Olmaz. Kimse kendini disiplin etmez. Denetlemeyi yeniden etkin hale getireceğiz. Şimdi. Bence cezanın olmadığı bir yerde hiçbir kanun çalışmaz. Hiçbir kuralla çalışmaz. Cezayı çakacak. Şu an bunun cezası yok ki. Uymayalım. Buyurun. Peki o zaman bir de biraz da şöyle bakalım mı? Yani baktığımızda ne diyor? Bütçe harcamalarında disiplin, kamu yatırımlarında verimlilik diyor. Baktığımızda büyük şehirler, özellikle İstanbul'da neredeyse bütün ilçe belediyelerde CHP'ye geçmiş durumda. Böyle baktığımızda bu açıklamalarla biraz da belediyelerin eli de bağlanmış olmayacak mı? Şu anki şehirlerde belediyeler yok hiç. Orada bir tasarruf edeceğiz falan dememişler. Yani yerel yönetimlerin bütçeden şunu kısacağız dememişler. Demeyecek ki bir tek yatırımlarda 150 milyar, onun uygulanabilir 80-70-80 milyar TL uygulanabilirinden bahsediyorum. Çünkü izinle tabii dönüyorsun. Bir de işte mal ve hizmet alımlarında %10 kesintiye gideceğiz. Onun da toplam bütçedeki yeri 670 milyar, %10 desen 67 milyar. Bitti. Bütün tasarruf bu. Belediyelere falan kimse dokunmuyor. Belki yani bunlar idari tedbirler, kanuni değil. Mesela şey belediyede verilen paralar kısılabilir. İller Bankası'na verilen paralar kısılabilir. Belediyeler orada sıkıştırabilir. Ama ben orada sıkıştırdık arasında değilim. Ben Özgür üzerinde açıklamayı dinledikten sonra önceki gün orada belediyede kimse dokunacak arasında değilim. Evet, peki. Peki o zaman daha fare doğurdu dediniz. Yazın evet. Ortasında kışta yaşamaya devam edeceğiz dediniz. Görünen o ki gerçekten daha fare doğurdu. Elle tutulur pek de bir şey yok. Ama bunlar devam edecek de dedi. Bakalım belki bundan sonra devam edecek olan paketlerde bir şey çıkar mı diye. Onu mu bekleyeceğiz şimdi? Ben çok tahmin etmiyorum şu an için. Bakın yine söylüyorum, çok somut şeyler varken yapmamak, tedbir almamak ve bu tedbirleri uygulayacak kesimin ya da tarafın, sarayın hiçbir kendisinden tasarruf etmemesi daha ne fare doğduğunu gösteriyor zaten. Kimse uymayacak demiş. Peki bunun yansımaları ne olacak süreç içinde? Evet. Onu da yaşayacağız, göreceğiz diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.